Paranoia Plus'taki ve İşgal Okulu'ndaki direnişçiler adına hepinizi selamlıyorum. Paraylara savaş, kulübelere barış. Evleri, sokakları, köyleri, şehirleri, alışveriş merkezlerini inşa edenler, kendilerinin inşa ettikleri bu yerlerde yaşayamazlar. İşçilerin ve yoksulların inşa ettikleri bu yerlere burjuvalar yerleşirler ve buraları inşa edenleri dışarı atarlar. Şimdi Berlin, Kreuzberg'de yaşamakta olan göçmenler, yoksullar ve dar gelirler buralardan atılmak isteniyor. Ancak bu dışarı atma işlemi dolaylı bir yoldan gerçekleştiriliyor. Kreuzberg'deki ev kiralarına her ay aşırı miktarlarda zam yapılıyor. Hızla artan bu kiraları yoksulların ve dar gelirlerin ödeyemeyeceği biliniyor. 1960'lı yıllarda Almanya'nın ucuz iş gücüne ihtiyacı vardı. Türkiye gibi ülkelerden maden işçilerini ve diğer işçileri buralara getirmek için teşvikler yaptılar. Almanya'da çalışanların zevk ve sefa içinde yaşadıklarına dair şehir hikayeleri uydurdular. Fakat iş gücüne olan ihtiyaçları kalmayınca bu insanları buralardan atmak için her şeyi yaptılar. Avrupa'da ve Almanya'da sosyal haklar her geçen gün biraz daha kısıtlanıyor. İnsanlar işlerinden ve evlerinden atılarak sokakta yaşamaya mahkum ediliyor. Lüks binaların, alışveriş merkezlerinin özgürlükleri genişletilirken buraları inşa edenlerin yaşam alanları her geçen gün daraltılıyor. İşçiler, işsizler, evsizler izolasyon içinde yaşamaya mahkum ediliyor. Bugün Kreuzberg'de evlerinden atılmak istenen insanlar gene onlara atan burjuvaların çıkardıkları haksız savaşlar ve sömürgecilik nedeniyle buralara gelmişler. Gece gündüz çalışarak en pis işleri yaparak bir yaşam kurmuşlar. Ve şimdi zorlukla inşa ettikleri bu yaşam alanlarından uzaklaştırmak istiyorlar. Kapitalist izolasyon sisteminin diğer bir modeli olan mülteci kamplarında yaşayan mülteciler olarak bize dayatılan bu izolasyon sistemine karşı isyan ettik ve sokaklara döküldük. Bir ay yürüyerek Berlin'e geldik ve gördük ki Berlin Kreuzberg'deki insanlar da bizim gibi çadır kurup yüksek ev kiralarına karşı ve evden atmaya karşı direniyor. Ortak bir kaderi paylaşıyoruz ve lüks sahiplerine, burjuvalara karşı sokaklarda seslerimizi ve güçlerimizi birleştiriyoruz. Yüksek kiralara karşı ve evden atmalara karşı mücadele ile mülteci kamplarına, sınır dışı etmelere, uç hainlere karşı verilen mücadele aynı nedenlere dayanıyor. Bu bir sınıf mücadelesidir. Bizler izolasyon kamplarında sefil bir hayat sürdürmeyi kabul etmedik ve sokaklara döküldük. Sokaklarda kolektif bir yaşam inşa ediyoruz. İşgaller yaparak suçluları teşhir ediyoruz. Çadırlarda yaşıyoruz, boş binaları işgal ediyoruz. İşçiler, işsizler, mülteciler ve göçmenlerin yaşam alanlarının dışına atılması aynı zamanda ırkçı, faşist bir uygulamadır. Bir avuç burjuvazi dışında kalan insanlar gözden ırak kenar bölgelerde yaşamaya mahkum ediliyor. Şehirler adeta yoksullardan burjuvaların lüks yaşamlarını ve rahatlarını bozmayalım diye bizi dışarı atmak istiyorlar. Biz de atıldığımız sokaklarda birleşerek direniyoruz ve isyan ediyoruz. İsyan ederek, işgal ederek, şehirlerin sokaklarında çadırlar kurarak burjuvaların rahatlarını bozmaya devam edeceğiz. Yüksek kiraları ödemeyeceğiz. Bizleri atmak istedikleri evleri, okulları işgal ederek buraları terk etmeyeceğiz. Komşumuzun evinden zorla atılmasına izin vermeyeceğiz. Zorla evinden çıkartılmak istenen komşularımızın önüne toplanıp bloke edeceğiz. Sokakta kurduğumuz çadırları yıkmak isterlerse onlara izin vermeyeceğiz. İşgal ettiğimiz yerlere kira ödemeyeceğiz, sokakları terk etmeyeceğiz. Fabrikaları, evleri, sokakları biz inşa ediyoruz ve burada yaşama hakkına biz sahibiz. Yaşasın insanlaşma ve ortaklaşma mücadelemiz. Das ist jetzt eine sehr schöne Rede von Turgay. Ich kann das jetzt nicht komplett übersetzen, aber ich sag mal, was er wesentlich sagt. Er sagt, dass wir die normalen Menschen für jede Drecksarbeit gut genug sind, aber dass wir dann, wenn es so wie jetzt in Kreuzberg auf einmal ein elitäres Viertel ist, nicht mehr gut genug sind, um hier leben zu dürfen. Und was er sagt, ist auch, dass wir uns nicht kampflos dem ergeben, dass wir das Recht haben, hier zu leben und für dieses Recht auch kämpfen und wir nicht bereit sind, diese überhöhten Mieten zu bezahlen.
Er hat noch viele andere gute Sachen gesagt. Ja, vielleicht sollte man das übersetzen. Aber ich danke Turgay für diese Rede. Und danke euch allen, dass ihr hier seid, für diesen Kampf.